Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Bugün İlk Kitap bölümünde genç bir yazarı ağırlıyoruz. Merve Göntem bizimle birlikte. Merve Göntem'in Kurumuş Yeşil Bitkiler isimli öykü, roman, anlatı birçok türü içinde barındıran kitabı geçtiğimiz haftalarda Yitik Ülke Yayınları'ndan okura ulaştırıldı. Evet. Merve Göntem'le bir kış günü İstanbul Üniversitesi'nde bir söyleşi yapmak üzere gittiğimde tanışmıştım. Gerçekten İstanbul'da şiddetli bir kar yağışı vardı ve salona gelen... Ve ondan sonra çok kadar kar yağmadı. Son kardı İstanbul'da. 2012'ydi. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, çok az insan gelmiş söyleşi. Onlardan biriydi. Merve sinema eğitimi almış bir isim. Zaman zaman yaptığı nitelikli işleri biz sosyal medyadan gördük, takip ettik. Sonra Kurumuş Yeşil Bitkiler ortaya çıktı. Elbette öykü yazdığını biliyordum ben o dönemde. Küçük sohbetlerimizde bundan bahsetmiştim ama Kurumuş Yeşil Bitkiler'i ortaya çıkartma arzun nasıl oluştu? Nasıl kendini keşfettin? Ben her yazarın aslında kendini keşfettiğine inanan bir yazarım. Sen kendini nasıl keşfettin? Ya aslında bunu ben işte aslında tam o tanıştığımız zamanlarda yazıyordum. Yani 20 yaşında yazdım ve yazar yazmaz çok iyi bir şey yazdığımı düşünüp bir öykü dosyasıydı ilk hali. Evet. Bir yayın evine gönderdim sadece. Onlar da reddetti. Sonra ben böyle bıraktım ve benim böyle hep bir maymun iştahlılık mı diyeyim ne diyeyim hep böyle sürekli yükseldiğim şeyler oluyor. O dönem bunu yazarken en çok kitaba yükselmiştim ve olacağına çok inanmıştım yayınlanacağına. Hı hı. Yayınlanmayınca da hiç şey davranmadım yani bir yazar olgunluğuyla ya da gerçekten yazma tutkusuyla hani üzerine gitmedim, başka bir yere göndermedim, küstüm bıraktım ve tamamen okula, sinemaya, sinemacılığa odaklandım. Ve 5 yıl boyunca aktif bir şekilde sektöre elimi verdim, kolumu kaptırdım, sürekli çalıştım. Daha sonradan işte ben senaryo yazmaya başladığımda insanların geri bildirimleriyle yani dosyanı başka bir yere göndermelisin, dosyanı bekletmemelisin. Çekmecede duracak bir şeyi öykü dosyası formundan çıkarıp bir novellaya dönüştürme niyetiyle bu haline çevirdim. Aslında çok büyük değişiklikler de yapmadım. Sağ olsun Kadir de yayınlayabileceklerini söyledi. Evet. Öyle çıktı. Kitap okumaya başladığımızda farklı bir sesin işaretini veriyor ve içine hemen dahil ediyor. Gece saat 4 suları. Bu yeniden uyuyamayacağımı anlamam için biraz acımasız bir zaman. 5'te uyansaydım ve bir daha asla uykuya dalamayacağımı anlasaydım belki de hiç dert etmezdim bu durum ama 4'te öyle değil. Korkuyorum. Bazı şeyleri hatırlamacılık oynuyorum. Bu hem bütün ışıklarını yaktığım evi biraz güvenilir yapıyor hem de komik. Daha doğrusu felaketlerin üstünden belirli bir süre geçtikten sonra bunlarla eğlenmek daha yaşanılır kılıyor hayatı. Yoksa akıl hastanelerinde daha fazla yatak olması gerekirdi. Annem akıl hastanesinde yatarken yan yatağı boştu. M annemi çok özlediği için sarılık olmuştu. Anneannem doktorlara yalvar yakar. M'nin bir gece annemle uyuması için izin aldı. O geceden sonra M iyileşti. Ben sarılık olmadığım için hiç iyileşmedim diyorsun kitabın girişindeki bölümde. Şimdi hakkında konuşabilirim. Geri bildirimler üstünden konuşacağım. Çünkü hep bunu böyle bir söylemek istedim. Kitabı okuyan arkadaşlarım, yakın çevrem insanlar hep bana üzgün geri bildirimler yaptılar. Yani çok duygulandım, çok benim için üzüldüler falan böyle. Çünkü hem birinci ağızla anlatılıyor. Hem onlara çok gerçek geldi böyle. Bunların hepsini yaşadığıma inandılar. Ağladım mesajları falan geldi. Ben şeyde çok şaşırdım. Gerçekten bunun bir kara mizah. Yani güldürecek bir şey yazmak istedim. En temelde bunun altını çizmek çok isterim. Ve hep böyle en büyük felaketlerle bile böyle eğlenerek, ya yazma yoluyla eğlenerek böyle başa çıkabilmeyi istedim. Kitapla ilgili insanlar hep böyle üzgün yorumlar yapınca canım sıkıldı açıkçası. Yani böyle ya yanlış bir şey yaptın dedim. Çünkü şey diyemem böyle, okur yanlış anladı diye de bir şey yoktur. Yani ne okuduysa onu anladı sonuçta. Ama böyle hüzünlü bir şey olmasını hiç istememiştim Kurumuş Yeşil Bitkiler'in. Yani o geri bildirimler birazcık böyle beni üzdü. Daha çok böyle içinde mizahın olduğu, yani sözcüklerle bir şeylerle baş edebilmenin yollarını aradığım bir kitap olarak okunmasını daha çok isterdim. Anne babasıyla da kardeşiyle de sürekli sorunlar yaşayan bir çocuğu anlatıyorsun. Evet, ya aslında travma, bir travma yani bir sürü travmanın olduğu bir ev.
anne sorunu, baba sorunu, kardeş sorunu, belki kız büyük sorunu, sorunu, hayat sorunu, büyük anne sorunu. Ama bence ya komik bir yanı var ve kitapta özellikle en dramatize edilebilecek yerlerle ben eğlenmeye çalıştım. Gerçekten hep bunu yapmak istedim. Ama işte bak kitabı bitiriyor arkadaşlarım, mesaj atıyorlar. Ağladım, çok üzüldüm, şöyle mi böyle mi? Hayır yani onu hiç istememiştim. Ben yer yer güldüm kitabı okurken. Çok sevindim. Tebessüm ettirecek bölümler söz konusuydu. Kitabı okurken şunu da hissettim. Merve Göntem'i hani daha önce görmüş, karşılaşmış biri olarak hiç bilemeyeceğini düşündüğüm sokağı çok iyi kavradığını ve o sokak dilini de metnin içinde çok ustaca harmanlayarak aktardığını gözlemledim. Şimdi mesela şu an çekim yaptığımız yerde çeşitli sesler duyuyoruz. Belki bu sesleri izleyicilerimiz de duyacak. Merve Göntem iyi duyan, iyi koku alan biri mi? Belli bir dönem çok duymak zorunda olduğum bir yerde büyüdüm aslında. İnsanlar hep beni okul sonrası Cihangir'de yaşarken, Cihangir'de tanıdılar. Bir sürü arkadaşım için Cihangirliyim. Ama kitaptakine daha yakın bir semtte büyüdüm. Ve hep o ikilemdeydim. Yani annemlerin, ailemin yanına gittiğimde, Cihangir'e döndüğümde arada o kadar büyük bir fark vardı ki duymak benim için bir zorunluluktu yani. Çünkü gerçekten Bağcılar'ın sokaklarıyla işte Kadıköy'ün sokakları, Cihangir'in sokakları birbirinden çok farklı. Ve ben diğer tarafa daha ait hissettim her zaman kendimi. Orada ne kadar yaşamasam da. Çünkü yapmak istediğim iş itibariyle ya da okul üzerine hiçbir zaman orada olamayacak bir şeydi. Ama oraya gittiğimde daha çok yazma tutkusu duyuyordum. Daha çok oradaki şeyleri anlatmak istiyordum. Hala öyle. Senaryo çalışırken de hala oralı bir şey yapmak istiyorum yine. Buralı bir şey değil. Çünkü ya bunun içindeyim diye de olabilir. İçindeyken orası çok tatlı da bir yer değil açıkçası. Her gün bir olay, her gün bir kıyamet. Orayı bildiğimi de kimse bilmiyordu. Yani Bağcılar ne alaka sen? Hani böyle şey gibi Cihangir Enteli'ye oturur bir Bağcılar kitabı yazar falan. Öyle değil. Çünkü orada büyüdüm. Ailem hala orada oturuyor. Buralar biraz daha evet gerçek. İnsanlara aslında özellikle yakın çevreme kitabın tamamını gerçek hissettiren de bu. Yani çünkü biliyorlar orada bir ailem var. Gidiyorum, geliyorum vesaire. Öyle. Soru tam neydi? Unuttum ama. Tabii genel olarak yazılan her kitap için yazara kurguyla gerçek arasında ne kadar gel git yaptığı sorulur. Galiba geri dönüşler de daha çok gerçek olma ihtimali üstünden. Evet, ya onu istiyor herhalde okuyan insan. Evet. Bilmiyorum. Öyle olsa daha çok seviyor ya da kitabı. Onu da bilmiyorum. Başından bir sürü felaket geçse kitap daha cazip geliyor. Ben şeyi anlamıyorum. Kitabı bitirdikten sonra bence gerçek mi diye sormak, soran tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum ama bence ayıp. Çünkü ben zaten sana kitapta seni şaşırtan şeyleri anlatmak isteseydim çay kahve içerken, bira içerken bir şekilde anlatırdım. Evet. Yani kitap yazdım diye bunu seninle paylaşmak zorunda değilim yani. Mesela şey de soruyor, baban ne yapıyor, annen nasıl falan. Sana iyi davranıyorlar. Evet yani böyle şeyler soruyorlar. Kitap yazdım diye bunu sana anlatmayacağım. Bu birazcık böyle ince bir çizgi. Kimse yapmamalılar bence hiçbir yazara. Anlatmak isterse sana bir gün bunu anlatır. O kitap yazmayı seçmiş ve bir anlamda mahrem bir yere girmeye çalışıyorlar bunun aracılığıyla. Bunları da yeni deneyimliyorum. Böyle olacağını bu kısmını da düşünmemiştim. Bana tuhaf geldi yani. Evet. Kurumuş Yeşil Bitkiler niye? Orada yine hem komik olmasını istedim hem de çocuksu, saf bir şey yani. Otun ne olduğunu bilmiyor. Bir tutuklanma anı var orada ve çocuk bunu şey olarak görüyor. Anneannem de karnı ağrıyınca ot kaynatıyor, içiyor. Yani bunun nasıl zararlı bir şey olabileceğini bilmediği için bana komik geldi. O yüzden. Evet, sadece komik geldiği için. Kurumuş Yeşil Bitkiler. Kurumuş Yeşil Bitkiler tabii farklı bir dünyanın göstergesi hikaye. Babanın yaşamı biraz daha katlanılır kılmak için belki tercih ettiği bir şey. Ama çocukların hayat hikayesi değişiyor. Çocuk büyürken bütün bunlara şahit oluyor ve bir birey olarak ortaya çıktığında karar verme noktasında biraz daha farklı davranıyor. Büyüklerle ilişkilerini sorgulayan bir genç insan söz konusu kitapta. Biraz ondan bahsedebilir misin? Kitapta aslında
anlatıcının yaşı sadece sayfadan sayfaya değil, bazen cümleden cümleye bile değişiyor. Yani bir büyük anlatıyor, bir küçük anlatıyor. Bunu da böyle olmasını çok isteyerek yaptım. Çünkü benim kendi iç sesim de yani her zaman bu halimle değil aslında. Hep böyle bir şey yazarken, kurarken, düşünürken çocukluktan böyle besleniyorum. Ya da oralarda gezinmek hoşuma gidiyor. Bilmiyorum yani. Belki orası daha malzemeli geliyor bana. Ve o zaman şimdi bile tanıdığım insanları, o zaman tanıdığım insanları o zamanki zihnimle hep anlatmaya çalıştığımı fark ettim. Herhangi bir muhabbet esnasında da ya seninle şu an konuşurken bir şey anlatacaksam, bir abiden, birinden bahsedeceksem hep o zaman nasıl hatırladığımla anlatmaya çalıştığımı fark ettim. Bütün hesaplaşman aslında hafızayla. Evet, kesinlikle yani bunda hep zaten notlarımda da öyleydi. Yani bu kitap hep böyle hafıza, şimdi eski, şimdi eski. Sanki bir dönemi temize çekmeye çalışmak gibi geliyor bana. Şimdi kendim de elime alıp okuduğumda. Hayatımın bir dönemini yazdım ve temize çektim gibi hissediyorum. Tabii ki şey değil yani. Yine bu gerçek şeyine değinmek istiyorum. Yani bunları yaşadım ve bunları yazdım değil. Orada ilgimi çeken bir şeyler vardı. Onlarla oynamak, sen daha iyi bilirsin, daha çok ilgimi çekti. Yani bana orası malzeme gibi geliyor en kaba tabiriyle. Küçük Oyunlar kitabın ritmini ve heyecanını yükseltti. Okura da geçiyor. Koşan genç bir kadın var, yazıyor ve hatırlıyor diyor kitabın arka kapağında. Tabii o yaşlar arasında koşan ve değişen yaşamını bize aktarıyor. Bir taraftan da bunları kayıt altına almak ve bir dosya olarak, bir kitap olarak birilerine taşımak arzusunda. Evet. Merve Göntem bu kitabı yayın evine teslim ettiğinde ve sonra kitap olarak eline aldığında tam olarak ne hissetti? Amacı gerçekten bu muydu, böyle eline aldığındaki hissi miydi? İlk gönderdiğimde, tam 20 yaşında dosyamı gönderdiğimde, o zaman çok daha böyle yazıyor olmaktan çok yazar olmakla ilgilenen bir şey vardı böyle işte. Yazar olmanın popüler kısmıyla çok ilgileniyordum. Tam bir ergen kafasıyla aslında. Aradan 5 yıl geçti. Yeniden gönderdiğimde ve elime aldığımda böyle ağladım bayağı. Yani Mephisto'da aldım Taksim'de. O kadar etkileyeceğini bilmiyordum. Çünkü ben böyle şey olmuştum. Çekmecede durmasın ve çıksın. İşte eşim çok destek oldu. Gerçekten o bu kadar gazlamasaydı bu kitap kesinlikle çıkmayacaktı. Ben bir anlamda kırılmıştım böyle. Ümidimi kesmiştim yani. Kitap yazmakla şimdi yeniden ilgileniyorum ve yeniden ilgileneceğimi de sanmıyordum. Ben senaryo yazacağım, senaristlik yapacağım. Ve yazmakla tek serüvenim senaryo üzerinden olacak gibi bir şey kodlamıştım. Ama kitap çıktıktan sonra tanımadığım insanlar okudu, bana dönüşler yapıyorlar. Sadece tanıyanlar okumadı mesela. Ben kısa sürede beni hiç tanımayan insanlara ulaşması bana büyülü geldi, şaşırttı. Ve yeniden kitap yazmak için kamçıladı aslında beni. Yine soruyu unuttum. Başka bir şey anlattım. Ya kitabı eline aldığındaki heyecanını soruyorum. Evet, çok çok heyecanlanmıştım. Yani ağladım gerçekten. Sinema eğitimi almış olmanın metin içerisinde çok böyle fark edilir bir şekilde gözlemlediğimi söyleyebilirim. Sinema dili var yani. Biraz. Kitaplardan öğrendiğim en önemli şey, gerçek bir yaşam istiyorsam hayatı tüm yönleriyle tecrübe etmem gerekiyordu. Kaybettikçe var olduğumu hissettiren bir döngüydü benim tercih ettim. Hayatta olmalı ve denemeliydim. Allah felaketleri yaşatma konusunda zaten epey toleranslı davranıyordu. Bunları doğru okumayı bilmekti mesele. O zaman dedim kendime, intiharlar iptal yazıyoruz. Evet, intiharlar iptal yazıyoruz diye bitirmişsin o bölümü. Beslenme kaynaklarını da sorayım ben sana. Nelerden besleniyorsun? Diğer edebi metinlerle aran nasıl? Favori yazarların var mı? Nasıl bir okursun? Ya aslında çok obur bir okurum, bunu hiç yapamayacağım. Edebiyatla ilişkimde kesinlikle okur olmakla başladı. Yani çok küçük yaştan beri bazen günde bir kitap bitirip yeni kitaba geçerken yani sürekli okudum. Hala sürekli okuyorum. Yakını da takip ediyorum. Eski şeyleri de okuyorum. Sadece edebiyat okumaya, okumanın her halini çok seviyorum. Son 1-2 yıldır değişti. Yani önceden daha böyle romantik bir edebiyatla, yine yaşımla da alakalı. Şu anda da 25 yaşındayım ve ilk böyle bir şeyler yazdığımda daha böyle Tezer Özlü'ye özenen, daha dramla böyle ilgilendiğimi fark ettim. Ama oraları da ben ergenlik olarak tanımlıyorum kesinlikle. Ama daha sonradan
son yıllarda özellikle Zambra diye birini okudum. Şilili bir yazar. Evet, bu kitapta yani da çok... Hiç böyle çekinmeden söylüyorum. Bu kitap kesinlikle Zambra'ya özenerek yazılmış bir kitap. Ben onun Bonzai Eve Dönmenin yolları... Yani bunu bir novelle çevirmem bile tamamen Zambra'ya özenerek yapılmış bir şey. Hı-hı. Öykü dosyasıydı. Ben onunki gibi incecik ama derdi olan bir kitap çıkartmak beni çok etkiledi. Yani onu yapmak istedim. Zamra'dan çok etkilendim ya, böyle ilk ve en fazla onu söyleyebiliyorum. Şu an yaşayan kadın yazarların çoğunu çok beğeniyorum. Ya bunu böyle kadın yazarlar diye ayırmak için değil ama benim mesela Birgül Oğuz'un Hah kitabını okuduğumda çok sarsılmıştım, çok etkilenmiştim. Mine Söğüt'ün metinlerinin hepsinde çok etkileniyorum. Kadınlar geliyor yani. Melisa Kesmez'i sevmiştim, onun öyküleri çok hoşuma gitti. Saydığımda kadın sesleri daha fazla şu an yaşayan Türk yazarlar içinde. Senaryoda çalışıyorsun. Evet. Senaryo çalışmak edebiyatı nasıl etkiliyor? Aslında benim için o kısım biraz karışık. Kitap yazıyorum diye senaryo yazmaya yönlendirdi çevremdeki insanlar beni. Yani kitap yazıyorsan senaryo da yazarsın çünkü sen bu alanda okuyorsun gibi bir şey oldu. O dönemde senaryo yazmayı öğrendim. Çünkü senaryo yazmak, kitap yazmak gibi değil. Bir matematik, bir form, başka bir şey. Daha sonra işte 5 yıl boyunca sadece senaryo yazarak para kazandım ve geçindim. Ve hala senaryo yazarak geçimimi sağlıyorum. Olumlu etkiliyor diyemeyeceğim kesinlikle. Çünkü ben ara verdim sayıyorum. Bunu yazdıktan sonra uzun süre sadece senaryo yazdım. Dizi gruplarında çalıştım. Senaristlerle çalıştım. Ve yeniden durup kitap yazmakla ilgili başına yakın zamanda tekrar oturduğumda birazcık körelttiğini hissettim. Yani çünkü cümlelerin bile senaryo yazar gibi çıktığını fark ettim. Çok birbirini beslediğini söylemek yalan olur. Yani benim açımdan çok bunu yapan insanlar var. Çok iyi senaristler kitap yazıyorlar ama ben böyle tekrar dönüp... Edebiyattan çalan bir şey gibi gözüküyor. Ya o biraz da teknik bir metin. Teknik bir metin olmak zorunda. Mesela senaryoda bazen edebiyat yapmak istediğim çok alanım oluyor ama yönetmenlerden geliyor. Merve çok güzel yazmışsın, burası çok güzel ama bunu böyle teknik bir haline getirelim. Çünkü senaryoyu yazdığında onu sadece edebiyat zevki olan insanlar okumuyor. Işıkçı okuyor, sesçi okuyor, sanat okuyor, kostüm okuyor. Onların işlerini yapabilecekleri bir metin vermek zorundayım onlara. Ve ben ona o kadar çok alıştım ki oradan gelen revizelerle şimdi yeniden kitap yazmaya başladığımda sıfırdan başlamak yani çok beslemedi birbirini benim için. Evet. Bundan sonra ne yazacaksın? Var mı fikir? Var fikrim. Yine böyle bildiğim bir şey yazacağım yani. Aslında böyle biraz ne bileyim söylemem doğru mu bilmiyorum ama Cihangirli ve sinema sektörünün içinde kadın olmakla ilgili bir şey yazacağım. Bu sektör üstüne çok düşünüyorum yani. Çünkü çok garip şeyler yaşadım. Arkadaşlarım yaşıyorlar. Onun da yine komik yanıyla ilgilenerek ama tabii bir değil. İşler Güçler tarzı bir, bilmiyorum izlediniz mi diziyi, o tarzda bir komediyle değil de bu sektörde hep var yani. Her günün bir şey iyi olacağına inanarak geçiyor. Herkes için böyle. 80 kişilik bir sinema filminin setinde herkes, her pozisyondaki insan orada bulunmasını iyi bir yere gideceğini düşünerek, yani yüksek bir yere gideceğini düşünerek yapıyor. Ve çoğunlukla böyle olmuyor. Ben bunun böyle trajikomik yanıyla biraz ilgilenmeye başladım. Yani yazarak da ilgileniyorum şu anda. Bilmiyorum, öyle bir şey çıkabilir. Şimdiden kolaylık diliyorum. Bol, verimli bir çalışma dönemi olsun. Merve Göntem'in Kurumuş Yeşil Bitkiler isimli kitabını konuşmaya çalıştık. Ve Merve Göntem'i biraz daha tanımaya çalıştık. Programımızın sonuna geldik. Merve'den küçücük bir bölüm isteyelim kitaptan bizim için seslendirsin. Sadece arkayı okusam mı? Burayı ben okudum. Sen mi okudun? Ne okuyacağım? Bakıyorum. Ya da böyle seni en etkileyen ben yazdığında... Ben direkt burayı açtım. Kısa da bir bölüm. Burayı okuyayım. Hayata bir şekilde dikiş tutturamamış adamlar kendilerini keserek bedenlerine atılan dikişlerle aradaki farkı kapatmaya çalışıyor olmalı. Babam kendini kestiğinde ben öyle sandım. Çünkü insan anlamak istiyor. Anlamadığı yerleri de uyduruyor. Sonra uydurduklarına inanıyor. Öyleymiş gibi yapmak bazen daha iyi geliyor, bazen daha fazla acı veriyor. Yani bana olan tam olarak bu. Geçelim. Gibi bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Bilmiyorum nasıl bir şey oldu ama. Heyecanı geçmiştir umuyorum. Her kitap aslında yayınlandığında o heyecan başkalarına da bulaşsın ister yazarlar. Heyecanın çok insan ulaşsın. Umarım yeni kapılar
aralanmasına neden olur bu çalışma. Sevgili izleyenler, Edebiyat Burada kanalında bir ilk kitap bölümünde birlikte olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkürler.